Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soran dostlarım var ise ben iyiyim, çok şükür. Arkadaşlar bugün muhabbet kuşu üretiminde sıcaklık ve nem konusuna değinmek istiyorum. Dostlarım, bana göre muhabbet kuşu üretimi yapıyorsak sıcaklık derecemiz 18-22 derece arasında olmalı. Nem oranı ise %55, %65-70 civarlarında olması idealdir dostlarım. Yani arkadaşlar bugün muhabbet kuşu üretiminde edinmiş olduğum tecrübelerden sizlere bahsetmek istiyorum. Muhabbet kuşu üretiminde temizlik ve hijyen ne kadar önemli ise sıcaklık ve nem o derece önemlidir dostlarım. Yani sıcaklık, nem, temizlik bunlar birbirinden ayrılmaz bir bütün aslında. Muhabbet kuşu üretimini etkileyen ortamlar arasında bunlar da var dostlarım. Dediğimiz gibi sıcaklık ve nem muhabbet kuşu üretim yapanlar için çok önemlidir. Muhabbet kuşlarının kıtışması yavru muhabbet kuşlarının sağlıklı olması ile alakalı birçok durum vardır dostlarım. Birçok kuş türü ülkemiz hava şartlarına uyum sağlamış olsa da daha verimli bir üretim ve yaşam standardı için odanın nem ve ısı oranına dikkat etmemiz gerekiyor dostlarım. Muhabbet kuşlarının bulunduğu ortamda sıcaklık ve nem ölçer cihazının bulunmasında fayda vardır dostlarım. Bizim de kendi odamızda muhabbet kuşu üretimimizde bir tane nem cihazı var. Bu şekilde hem sıcaklığımıza bakıyoruz hem nem seviyemize bakıyoruz. Ayrıyeten dostlarım bir tane de nem cihazımız var. Onu da kullanıyorum ben. Yani Simbo marka nem cihazımız var. Onu aldık bu sene. Fiyatını belki merak eden dostlarımız vardır. 5 litre su alıyor. 250 TL almıştık. Evet dostlarım, yumurtaların sağlıklı olması ve çıkış için nem oranının %60-70 olması gerekmektedir. Eğer nem seviyesi düşük ise bunun için birkaç işlem yapabiliriz dostlar. Peteklerin üstüne kap içinde su koyabiliriz. Veyahut da ıslattığımız bir havluyu odanın içine asabiliriz. Yine peteğin üstüne de koyabiliriz. Ya da dediğimiz gibi küçük ev aletleri alıp yani nem cihazı alıp muhabbet kuşu odasını, üretimhanemizi nem seviyesini arttırmış oluruz dostlarım. Düşük nemde yumurtadan yavru çıkması biraz daha zorlaşacaktır. Yüksek nemde ise yumurta içinde çürüme olur dostlar. Yumurtaların 18. gününde ılık bir sudanması ile yumurtaların üzerini nemlendirmek yumurtadan çıkmayı kolaylaştıracaktır dostlarım. Muhabbet kuşlarında sıcaklığa gelecek olursak muhabbet kuşları Avustralya kökenli bir kuş türüdür dostum. Yani muhabbet kuşlarının ana vatanları Avustralya bölgesi diyebiliriz. Yani doğal yaşamları genellikle sıcak ve ılıman iklimlerdir. Bu nedenle soğuk havaya çok dayanıklı olacaklarını düşünmüyorum. Muhabbet kuşları için en ideal ortam sıcaklığı bana göre 18-22 derece arasında olmalıdır. Yani dostlarım, ani sıcaklık değişimleri de muhabbet kuşuna zarar verecektir. Yani örnek verecek olursak odamızın içerisi 20 santigrat derece. Odamız birdenbire 15 dereceye düştüğünde bu ani sıcaklık değişimi oluyor. Yani bu da muhabbet kuşları için zararlı bir durumdur. Son olarak da doğru ve verimli bir şekilde üretim yapıp yavru almak istiyorsak sıcaklık derecemiz 20-22 santigrat derece. Nem ise %60-70 derece olmasını tavsiye ediyorum. Tabii düşük sıcaklıkta da üretim yapılabilir. Yani 10 derece belki eksi derecede de üretim yapanlar vardır. Muhabbet kuşu ortama alışmıştır. O şekilde üretim yapıyorlardır. Ama benim tavsiyem, benim görüşüm yaklaşık olarak 3 senedir muhabbet kuşu üretimi bakımı içindeyim. Yani evimizin bir odasında besliyoruz. Benim tavsiyem dediğimiz gibi sıcaklık 20-22 derece. Nem ise 60-70 derece olması idealdir. Yani fazla nem olduğu zaman o ortamda virüs de çoğalır, bakteri de çoğalır, mantarlar da çoğalır. Yani her şeyin fazlası azı zarardır. Bu ortamı muhabbet kuşlarımıza sağlamamız lazım. Çünkü bu hayvanlar kafes ortamında yaşıyorlar. Onların A'dan Z'ye bütün eksiklerini, vitaminlerini, minerallerini bizim gidermemiz lazım. Onlar bizim boynumuzun borcudur dostlar. Çok şükür bu sene muhabbet kuşu üretiminde verim almaya başladık. Yuvarlıklarımız çok şükür maşallah baya bir yavrularla doldu. Bunun da sebebi bu sene ağırlık olarak üretime ağırlık verdim. Birinci etken budur. İkinci etken ise muhabbet kuşu üretimi yapıyorum. Muhabbet kuşu üretiminde gerekli olan takviyeleri, ilaçları, vitaminleri A'dan Z'ye hepsi muhabbet kuşu yani kuş türü ilaçlarını kullanıyorum. Kısaca beşeri ilaç kullanımından vazgeçtim. Muhabbet kuşlarımıza sadece kuş ürünlerini kullanıyorum bu sene. Bir de kaliteli biraz çıtayı arttırdık. Biraz kaliteye önem verdik. Yani benim kalite anlayışım budur. Belki siz daha farklı bir kalite anlayışına sahipsinizdir. Sizin
Düşüncenize, fikirlerinize saygım sonsuzdur. Yani benim kullanmış olduğum ürünlerin A'dan Z'ye videosu var. Merak edenler varsa İ harfinin olduğu yerlere linkimizi bırakırım. Oradan muhabbet kuşlarına kullanmış olduğum ürünleri izlemek isteyenler varsa izleyebilirler. Dediğimiz gibi her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Ben de bu şekilde üretim yapıyorum. Yani buna göre de herkesin fiyat çerçevesi kendine göre farklıdır dostlarım. Bugün muhabbet kuşu üretiminde sıcaklık ve nem konusuna değinmek istedim. Umarım videomuzu beğenirsiniz dostlarım. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone değilseniz de abone olmanızı istiyorum dostlarım. Desteklerinizi bekliyorum. Aklınıza takılan herhangi bir soru, görüş, öneri olduğunda yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.